Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size M4'ün çakması olan bir akıllı bileklik tanıtacağım. Öncelikle olarak kutusunda bu kadar. Kutusunda bir şarj aleti. Bunu şarj adaptörünü veyahut da bilgisayara takabiliyoruz. Bu sebebi giriş olan herhangi bir yere bir tane broşürümüz çıktı. Çince. Bir yüzü İngilizce. Şurada da uygulama için QR kodumuz var. Ve bilekliğimizi alalım. Bilekliğimiz şu şekilde. Bunun şarjı olması için bileklikten çıkarmarken şu şekilde asılıyoruz. Bu yandan şarj oluyor arkadaşlar. M4'te alttan o bileklikten çıkarmaya gerek yok. Şu şekilde takılıyor. da şarj aletine veyahut da USB girişine takılıyor. Bunda bileklik de lazım değil. Şimdi biz de saatin içeriğine girelim. Saat tek tuş var. Home tuşu. Bununla menü girişlerini yapıyoruz hangi bölüme gireceksek basık tutuyoruz. İçeriğini o şekilde girebiliyoruz. Birazcık hareketsiz kaldığımızda tekrar kapanacaktır. Tekrar başa dönüyor. Daha sonra her dokunduğumuzda geçiş yapıyor. Kalp ritmi, spor ölçümleri, mesajlar ve diğer uygulamalar. Şimdi biz diğer uygulamalara giriyoruz. Burada kamera görünüyor. Bu kamera bunun değil cep telefonunun kamerasını uzaktan müdahale edebiliyor. Tabii girme dokunmadığım zaman hemen kapanıyor. Bu telefonu izlemek için uzaktan. Bu temalar. Bu reset atmak için. Bu da QR kod. Yani şuradaki kodun aynısı. Bunu birlikte telefonu kuracağız. Hem oradan hem oradan ikisinden de algılayacak. Arkadaşlar uygulamayı Google Play'den indirdik biz. Daha sonra aç dedik ve erişimlere izin veriyoruz. Kişilere, mesajlara, konuma. Daha sonra app başladı. Arkadaşlar burada isterseniz kendinize bir isim oluşturarak kaydolabilirsiniz. Facebook'tan veyahut da e, Gmail adresinizden mail adresinizden ya da bu bölümü geçip direkt adres direkt çalıştırabilirsiniz. Yani şuraya basarsanız skip atlama bölümü. Buraya atlarız ve program açılır. Daha sonra açıldığında diyeceksiniz ki e, saati nasıl kuracağız. Bakınız arkadaşlar burada saat set bölümü var. Onu tıklıyoruz. Arkadaşlar. Set bölümüne bastıktan sonra şu bölüm çıkıyor. Ee, bakın burada yeşil bir bant oluştu. Bu bandı dokunuyoruz. Ve saatimiz aramaya başladı. Ve saati buldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Saati tıklıyoruz. Ve şu anda bağlantı sağlamaya çalışıyorlar. Şu anda saat bağlandı arkadaşlar. Saatte saatle app uygulaması yani telefonumuz bağlantı. Bunu bir bileklikle sağ, e, telefonumuzun bağlanıp bağlanmadığını bir deneme yapalım. Mor bölümüne geliyoruz. kameradan ve kameraya basıp tutuyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi izin ver diyor. Bastık. Gördüğünüz gibi. Bakıyoruz. Tekrar basıyoruz. Bakın. Şu an çekti. Tekrar basıyoruz. tekrar çekti. Yani bu şekilde. Ee, bu bölümü geçelim. Pardon. Pardon. Bu bölüm. Şimdi bu, bu şekilde de e, telefonu arama yapıyoruz. Bakın şimdi. Pardon. Kapandık tekrar. Çok çabuk kapanıyor arkadaşlar. Bunun dezavantajı bu. Görüyorsunuz şu an telefon kayıpsa yakınımızda bir yerde arama yapıyor. Ok ediyoruz, susturuyoruz. Ee, bu bilekliğimizde bir özelliğimiz işte de işte nabız ölçerdi. Nabız ölçerimizi gösterelim. Tansiyonumuzu birlikte ölçelim. Bakın arkadaşlar bu kalp bölümüne geliyoruz. Basık tutuyoruz. Basık tuttuğumuzda sensör devreye giriyor. Bu bileğimizdeyken zaten bu şekilde ölçümümüz başlıyor. Ve bu bileğimizde dururken ölçümü yapıyor. Tansiyon ve nabzımızı ikisini bir haber ölçüyor. Tabi doğruluğunu başka bir cihazlarla denemek gerekiyor. Yaklaşık 20-25 saniye falan. görüyorsunuz tans, tans, nabız 78 12 8 çıktı tansiyonumuz. İnşallah doğru ölçüyordur. E sonuç olarak fiyat olarak uygun bir saat fakat dezavantaj ne derseniz e, ekran çabuk kapanıyor. Bileklik çok zayıf. Yani hemen kopacak gibi duruyor. Şarjı yanda olması için olduğu için sürekli çıkarmamız gerekiyor. Bu çıkarırken de bunun kopmasını muhtemel yani kesin gözüyle bakıyoruz. Bunu takarken bu şekilde koyuyoruz. Çektirip takıyoruz arkadaşlar. Bu kadar saat bilekliğimiz de şu şekilde duruyor fiyatına göre alınabilecek bir bileklik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.